Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde yine geçen dersin devamı olan timeline'da kliplerle çalışmak konusunu işleyeceğiz. Gelin devam edelim. Her zaman olduğu gibi Edius class ikonumu çift tıklayarak programı başlatıyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar, ilk derslerde anlatmıştım. Burada daha önceden çalışmış olduğumuz son projelerimizi görüyoruz. Burada yaptıkça derslerimiz, recent projelerimizin yani çalıştığımız son projelerimiz burada listesi artıyor. Başta da söylediğim gibi burada gözükmesini istediğimiz sayıyı belirleyebiliriz. Yani en fazla 5 tane, en fazla 10 tane. Benim size önerim burada sayının ne kadar yüksek olursa bir önceki çalıştığınız projeye ulaşmanız daha kolay olacaktır. Sayının yüksek olmasında fayda var. Ben yine her zaman olduğu gibi yeni proje diyerek bir sonraki dersimizin adını koyuyorum. Bu 8. dersimiz arkadaşlar. Ders 8 diyelim. Buna ders 8 yazıyla yazdım. Ve neydi? Preset listimiz PAL-SD. Yani çalışma kalıbımız PAL standartında çalışıyoruz. Bunun seçili olduğundan emin olduktan sonra OK tuşuna basarak Edius'umu açıyorum. Evet, yeni bir Edius ile karşınızdayız. Daha doğrusu yeni bir projeyle. Yine tabii bu işlemleri sık sık yapmak size de bir el alışkanlığı kazandıracaktır. Daha doğrusu bir deneyim kazandıracaktır. Ne kadar çok uygulama yaparsanız, ne kadar çok pratik yaparsanız daha iyi kavrayacaksınız konuları. Yine bugünkü konumuz timeline'da kliplerle çalışmak arkadaşlar. Timeline'da kliplerle çalışabilmek için yine bin, şurada bakın bin, window'umuza birkaç klip atalım. Bu sefer küçük küçük klipler atalım. Buradaki boşluğu çift tıklıyorum. Ve üniversitemizin televizyonunda kullandığımız jeneriklerimizden birkaç tane atalım. Burada çoklu dosya da atabiliriz arkadaşlar. Çoklu dosya atmaktan şunu kastediyorum. Bakın burada belgesel jeneriğimiz var. Neydi? İsminden hatırlamazsak burada bize Edius hemen küçük ikonuyla, şurada küçük preview penceresiyle bir ön izletme olanağı sağlıyor. Burada çizgi film jeneriğini seçiyorum. Olabilir, doğaldır, isminden hatırlamayabilirsiniz. Sonuçta görsel bir iş yapıyoruz. Burada bakın, ön izleme sayesinde adı bu olan klibimin gerçekten o klip olup olmadığını test edebilirim. Belgeseli seçtim ve open diyerek belgesel jeneriğimi Bin window'uma aktarmış oldum. Klibi içeriye aktardım. Peki böyle tek tek mi atacağım? Hayır. Çoklu da atabilirim. Onu da göstereyim. Tekrar bu boşluğu çift tıklayarak open penceresine ulaşıyorum. En son bilgisayarın neresinden, hangi klasörden dosya aldıysanız Edius bunu aklında tutarak yine size direkt o klasörü açar. Yine bakın, jenerik avi klasörüm açıldı. Belgesel jeneriğimi atmıştım. Sıradaki jeneriğim çizgi film jeneriği. Burada Windows komutlarının, yani bilgisayar kullanıcısı, Windows kullanıcısıysanız biraz deneyimli ya da orta seviyede deneyimli, tüm Windows komutlarının burada da geçerli olduğunu ya da Windows tuş kombinasyonlarının burada da geçerli olduğunu görürsünüz. Bunu seçtikten sonra çift tuşuna
klavye üstündeki shift tuşuna basılı tutarak diğer klipleri seçersem, bakın şöyle mavi oldu seçtiklerim. Yani seçili olduğunu bana gösteriyor. Diyelim arada birkaç klibi istemiyorum ya da dosyayı. O zaman da klavye üstünden kontrol tuşuna basarak şöyle bakın hava durumunu es geçmiş oldum. Logo animasyon canlı klibimi de es geçip sadece logo animasyon atıyorum. Yani aradan çıkarmak istediğim varsa kontrol tuşuna basıyorum. Shift tuşuna basarsam hepsini seçer. Aradan atlayamazsınız. Diyelim şöyle belgesel konunu klibini seçtim. Shift tuşuna bastım ve hava durumunu tıkladım. Aradaki tüm klipleri de seçer. Bunu Windows komutlarına aşina olan arkadaşlarınız hatırlayacaktır. Ben bilmeyenleriniz için söyleyeyim. Ama tek tek, yani aradan klip çıkararak, aradaki listeden istemedikleriniz varsa kontrol tuşuna basarak şöyle seçebilirsiniz. Kontrol tuşunu basılı tutuyorum arkadaşlar ve seçmek istediğim klibi sadece tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bir mavi, yani seçili ve bir seçilmeyen klip şeklinde oldu. Ya da şöyle yapabilirsiniz. İlk klibi tıkladınız. Shift tuşuna basılı tutarak klavye üzerinden en alttaki dosyayı tıkladınız. Bakın hepsi otomatik seçilmiş oldu. Sonra kontrol tuşuna basılı tutarak aradan istemediğiniz dosyaları çıkartabilirsiniz. Ben logo animasyon canlı klibinin BinWidow'una aktarılmasını istemiyorum. Ve daha sonra Open'ı tıklayarak kliplerimi gördüğünüz gibi burada aktarmış oldum. Şimdi BinWidow'umuzda nasıl düzenleme yapacağımızı görelim. Şöyle bakın, pencerelerin kenarından tutup sürükleyince klipler de doğal olarak içinde kendi bir düzenlemeye gidiyor. Biz buraya aktif müdahale edebiliriz. Hemen şu BinWidow'umu daha büyüterek şöyle görülebilir hale getireyim. Şimdi bakın burada bazı ikonlarımız var. Bu ikonlar sayesinde biz buradaki kliplerimizi düzenleyebiliriz. Hemen şunun yanında bir view ikonum var. Buradan tıklayarak daha alt menülerine ulaşırım. Ve buradan kliplerimin, BinWidow'umun içindeki kliplerin nasıl görüneceğini düzenleyebilirim. Burada bakın, eğer göremiyorsanız klipleriniz şuradaki thumbnail fotosu dediğimiz fotolar sizin için bir şey çağrıştırmıyorsa kliple ilgili bunu biraz daha büyütebilirsiniz. Bakın biraz daha büyüdü. Ya da isimlerinden hatırlıyorsanız sadece text konumunu alabilirsiniz. Burada yine klibin küçük kendisini görüyoruz. Ya da daha da küçültebiliriz. Ya da sadece ikonu da kaldırarak, dediğim gibi isimlerden hatırlıyorsanız sadece isimleriyle yerden tasarruf etmek amacıyla böyle kullanabilirsiniz. Aynı şekilde burada bakın, kliplerimizle ilgili bir takım bilgiler var. Burada clip color, clip type, start time, end time code, duration ve size ve aspect ratios. Biz buradan yine yerden tasarruf etmek amacıyla buradaki bazı bilgileri kaldırabiliriz. Bunu nasıl yapacağız? Diyelim ki size bilgisi zaten 720x576 çalıştığımızı biliyoruz. Burada görmek istemiyorum. Hemen üzerinde sağ tuş yapıp böyle uzunca bir menüye ulaşıp kliple ilgili hangi bilgilerin yer alacağını seçebilirim. Bakın burada size konutunun yanında bir check var. Bunu kaldırıyorum. Kaldırır kaldırmaz size ile ilgili bilginin burada yer almadığını görürüm. Yine aspect ratio 4'e 3 oranında PAL klibi. Bu bir PAL videosu. İlk derslerimizden hatırlayacaksınız arkadaşlar. Hemen yine bunun üstüne sağ tuşla
Burada aspect ratio'nun yanındaki tiki kaldırarak bu özelliğinde burada gözükmemesini sağlarım. Yine şuradan sağ tuşla istemediğim özellikleri kaldırarak, bakın tek tek kaldırıyorum. Sadece klibin adı benim için yeterli. Channel'ı da istemiyorum. Yani kaç kanal ses bilgisine sahip olun. Böylece gördüğünüz gibi sadece isimleriyle yerden tasarruf etmiş oldum. Buradaki ikonu tıklayarak klibin adını istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Yani klibin orijinal ismi sizin için bir şey ifade etmiyorsa, siz buraya hatırlayacağınız bir isim verebilirsiniz. Ben yine eski thumbnail formuna dönmek istiyorum ki burada size bir şey daha anlatacağım. Burada bakın, ne demiştim? Televizyonumuzla ilgili jeneriklerin klipleri var. Ve buradan kalınca bir çizgiyle ayrılmış bir bölüm var. Ve sol tarafta root seçeneğimiz var. Şimdi film işi yaparken, kurgu işi yaparken çok derli toplu çalışmalıyız arkadaşlar. Elimizde dediğim gibi zaman zaman yüzlerce saat video veya onlarca video klip, yüzlerce video klip resim dosyası olabilir. Sizin eğer kurgu yönetmenliği yapacaksanız sizin ya da kurgu operatörlüğü yapacaksınız, yönetmenin istediği klibe, istediği filme, istediği anda ulaşabilmesi için çok düzenli olmanız gerekir. Onu nasıl başarırsınız? Edius'u kullanarak nasıl başarırsınız? Burada bakın folder bölümüm var ve root dizini, yani ana kök dizinim var. Bu bölgede sağ tuş yaparak yine bir klasör oluştururuz. Buna da jenerikler diyelim. Daha sonra root ana dizine geri dönüp buradaki tüm jenerikle ilgili klipleri seçiyorum ve jeneriklerin içine sürüklüyorum. Bakın hepsi jeneriklerin içine gitti. Tıkladığımda jenerikler diye jenerikle ilgili tüm kliplerimi görüyorum. Yine root'un üzerinde sağ tuşla new folder komutunu tıklayarak yeni bir klasör oluşturuyorum. Buna da sequences diyorum. Sequences. Burada da oluşturduğum tüm sekansları şunun içine atarsam derli toplu çalışmış olurum. Yine yeni bir dosya daha açayım. Buna da müzikler diyeyim. Buraya size dosyaları hatırlatacak herhangi bir isim verebilirsiniz arkadaşlar. Yine Images diye bir klasör açtım ben. Filmde kullanacağınız her türlü fotoğraf grafik dosyasını bunun içine toplayabilirsiniz. Böylece istediğiniz an, istediğiniz klibe, istediğiniz yere rahatça ulaşabilirsiniz. Madem burada bir image dosyası açtık, her klasörün içine bir ilgili fotoğraf ya da ses dosyası atalım arkadaşlar. Buradaki image klasörüm tıklayken bunun içinde sağ tuş çift tıklayarak yine Low TV kurumsalımın içinde test logomu atıyorum arkadaşlar. Jeneriklerimi zaten attık. Bir müzik dosyası atalım. Bu boşlukta çift tıklayarak sizin için seçtiğim örnek müziklerden bir tanesini atayım. Sekansım zaten burada mevcut. Ama bu sekans seçiliyken bu sekansımın da adını değiştireyim. Buna ne diyelim? Şurada settings ayarlarından, sequence setting'den. Bu 8. dersimiz arkadaşlar. Ders sekiz adını veriyorum bu sekansımın adına. Şimdi bu kliplerimi timeline'a atayım. Nasıl atılacağını görelim. Şurada jenerikler kısmında bir tane jenerik seçiyorum. Ne demiştik? Hemen tutup buradan timeline'e bırakabiliriz.
Ya da bunun bir yolu daha var arkadaşlar. Burada bunu aktifleyip delete tuşuna basıp siliyorum. Burada timeline'a atmak istediğim bir klibi şöyle aktifleyip, yani seçili olduğundan emin olup ve buradan da bir layer seçip, bakın seçili olduğunu da şöyle anlıyoruz. Bir üst layer'ı seçtiğimde daha açık bir gri renge dönüşüyor. Buradan o layer'ın, ilgili layer'ın seçili olup olmadığını anlarım. Buradan bir layer seçtim. Ve izleme çubuğunu da timeline'ımın üzerindeki herhangi bir noktaya getiriyorum. Timeline'a aktarmak istediğim bin window'umun içindeki herhangi bir klibi aktifleyip, bakın burada Add to Timeline diye bir komutum var. Tıkladığımda ilgili layer'a izleme çubuğumun olduğu noktadan bana klibimi atar. Tekrar geri alayım işlemi. Buradan siliyorum. Şöyle bakın. 10. saniyeye getireyim. Şöyle kare hassasiyetine tam 10. saniyeme geleyim. Klip olmadığı için burada şu anda bir işlem yapmıyor. Şöyle cursor tuşlarını da kullanarak izleme çubuğunuzu timeline üstünde istediğiniz noktaya hareket ettirebilirsiniz. Bakın arkadaşlar. Tam 10. saniyeye getireyim. 10. saniyeye getirdikten sonra timeline'da koymak istediğim layer'ı aktifliyorum. Evet, bu sefer çizgi filmi seçelim. Ve bu layer'a atalım. Bu sefer farklı bir layer'a. Burada bakın yanında bir V ikonum ve bir A simgem var. Bu bunun ne işe yaradığını şimdi açıklayayım size. Bu aktif olan layer anlamına gelir. Yani herhangi bir otomasyonla video timeline'ı, videonuzu timeline'a atmak istediğinizde buradaki V A ikonu neredeyse, hangi layer'ın başındaysa o ilgili layer'a kliplerinizi atarsınız. Az önce hatırlarsınız yapmıştık. Aktifliyorum klibimi. Yanındaki ikonlar da burada olduğu için klibim, az önce belgeseli atmıştık hatırlayacaksınız, şöyle bu ikona tıklayarak direkt seçili olan 10. saniyeden, bakın 10. saniyede izleme çubuğumu getirdiğimde şu küçük üçgenleri direkt timeline'ımın, daha doğrusu izleme çubuğumun klibimin başında olduğunu biliyorum ve 10. saniyede bakın klibimi attı ve bu layer'ı attı. Bunu tıkladığımda bunun sebebi buradaki ikonların bu layer'ın başında olmasıdır. Şimdi bunu tekrar siliyorum. İzleme çubuğum yine 10. saniyede ve bu video ikonunu sürükleyerek bir üst layer'a taşıyorum ve bu layer'ımı aktifliyorum. Tekrar belgesel ikonum seçiliyken Add to Timeline tıkladığımda bakın ne oldu. Bu sefer klibimi yine 10. saniyeden şuradan görüyorum başlayarak timeline'ıma attı. Ancak ses layer'ı burada olduğu için sesimi de buraya attı. Ben istersem bu sesimi buraya da sürükleyebilirim. O zaman ne olacak? Bunu tekrar sileyim. Tahmin edeceğiniz üzere tekrar bunu 10. saniyeye getireyim. Bakın 10. saniyede. Tekrar belgeseli seçtim. Add to Timeline'ı tıkladığımda bakınız. Görüntü layer'ım burada. Ses layer'ım da buraya atmış oldu. Bu ikonların önemi de bu arkadaşlar. Ama default'tan gelen, yani ilk açılıştan gelen ayar VA layer'ının üzerinde bu iki ikonumun da burada olması sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Bunu siliyorum tekrar arkadaşlar. Böylelikle kliplerimizi timeline'a atma seçeneklerini görmüş olduk. Birincisi neydi? Tutup direkt timeline'ın üzerine bırakmak. İkincisi, atmak istediğimiz klibi
Buradan seçip timeline üzerinde atmak istediğimiz noktayı da izleme çubuğunu timeline üzerinde istediğimiz noktaya getirerek hangi katmana, layer'a koymak istiyorsak klibimizi, ses dosyasıysa buradaki ve görüntü dosyasıysa buradaki ve ikonunu ilgili görüntü layer'ına taşıyarak, ses dosyasıysa buradaki A simgesini, ikonunu istediğimiz ses layer'ına taşıyarak daha sonra da buradan seçtiğimiz klibi aktifleyip buradan ilk baştaki Add to Timeline ikonu tıklayarak aktarabiliyoruz. Bu her ikisi de doğru yöntemdir arkadaşlar. Size hangisi kolay geliyorsa onu kullanabilirsiniz. Ben yine bu ikonları eski yerlerine taşıyayım. Şimdi tekrar çizgi film jenerimizi klibe atalım. Timeline'ımıza atalım. Dizi filmimizi de timeline'ımıza atalım. Şimdi burada bir şey göstermek istiyorum. Şunu biraz daraltalım ki 3 klibimizi birlikte görelim. Bakın belgesel jenerimizin ses bilgisi var. Çizgi film jenerimizin ses bilgisi var. Ancak dizi film jenerimizin ses bilgisi yok. Buradan bunu görüyoruz. Neden görüyoruz? Çünkü herhangi bir audio layer'ı burada daha yeşil renkte gördüğümüz katman çizgi filmin üstünde, dizi filmin üzerinde yok. Bunun buradan audio layer'ının olmadığını görüyoruz. Kliplerimizi timeline'a attıktan sonra ne demiştik? Üzerinde izleme çubuğunu gezindirerek istediğimiz noktasını bulabiliriz. Bu bizim kendi elimizin hızına bağlı arkadaşlar. Üzerinde hızlı sürürsek daha hızlı görürüz. Yavaş sürürsek daha yavaş görebiliriz. Geriye gidebiliriz. Bir diğer yöntemi klipleri izlememizin. Burada seçtiğiniz klibi çift tıklayarak direkt olarak preview penceresini atarsınız. Buradan da bakın, bilmiyorum sesi de geliyor mu? Sesleri de var bu jeneriklerimizin. Buradan istediğimiz noktasına taşıyabiliriz. Görmek istediğimiz klibin noktasını. Şimdi bunu başa alayım. Buradan yine play ikonunu tıklayarak klibimi izliyorum. Bakın müziği de geliyor. Evet. Dizi film jenerimiz. Şimdi bakın burada bir takım kelimeler var. Bunların ne olduğunu açıklayayım. Burada CUR yani kar, current manasında ilk üç harfi, yani imleciniz, buradaki imleciniz, preview penceresinin üzerindeki imlecinizin durduğu nokta, klibin hangi saniyesi, hangi noktası olduğunu bize gösterir. Biliyorsunuz buna time code diyoruz. Yani klibin şu izleme çubuğunun, buradaki izleme çubuğunun time kodun nerede olduğunu, şu anda nerede olduğunu gösterir. Şu anda bakın 12. saniyesi 11. karesinde. Bir diğer buradaki göstergem in noktasıdır. Yine bu da buradaki imlecimin şu anda nerede olduğunu. Bakın herhangi bir in noktası verilmemiş. Bunu nasıl verebiliriz? Burada kliplerimi seçerken, daha doğrusu klibin içindeki herhangi bir noktayı seçerken buradaki izleme çubuğunu başlamak istediğim noktaya getirip buradaki Set in point ikonu tıklayarak belirleyebilirim. Bakın buraya tıklar tıklamaz bana hemen bir in, yani klibin giriş noktasını belirledi. Bu klibin 7. saniyesi 14. karesi.
Buradan izleyerek diyelim şu aralığı alıyorum. Durdurdum. Hemen yanındaki ikona tıklayarak set out point yapıyorum. Hemen bakın in'in yanındaki out noktamı da bana göstermiş olur. In noktam filmin yani buradaki klibin 7. saniyesi 14. karesi. Out noktam yani klibin çıkış noktası 11. saniyesi 22. karesi. Buradaki bir sonraki göstergem dur yazısı. Duration manasına ilk 3 harfi. Yani bu in out noktasındaki süre 4 saniye 8 kare arkadaşlar. Şimdi timeline'ımızı buradaki klipleri direkt olarak sürükleyip haberler jeneriğini de atalım. Timeline'a aktaracağımız gibi az önce ne yaptık? Çizgi filmimize bir dizi filmimize hangisiydi? Şu. Bakın bir in out noktası belirledik. Aynı şekilde bu in out noktası belirlediğimiz klibi buradaki preview penceresinden tutup sürükleyip bırakırsak bakın dizi film klibimizde direkt olarak timeline'ımıza aktarmış olduk. Yine buradan da aktarabiliriz. Şimdi şunu bilmeniz gerekli. Buradan çift tıklayarak preview penceresine aktardığımız herhangi bir klibe burada bakın bunun süresi bu klibimi izleme noktamı en başa alıp klibin en başına alıp in noktası veriyorum. En sona alıp out noktası veriyorum ve duration ölçüyorum. 35 saniyelik bir klibim. Ben burada buna bir in ve out noktası belirleyerek duration yani klibin süresini 6 saniye olarak değiştirdikten sonra burada bin window'umun içerisindeki klibim, ilgili klibim de aynı şekilde kısalmış olur. Bakın buraya kısa olarak geldi. Bunu daha sonra nasıl uzatacağımızı bir sonraki dersimizde öğreneceğiz. Burada bilmeniz gereken klipleri buradan direkt timeline'a aktarabileceğiniz gibi ilgili klibi seçip buradan ilgili yöntemleri kullanıp hangi layer'a aktarmak istediğiniz ilgili yöntemleri kullanıp izleme çubuğunu da timeline üstünde herhangi bir noktaya getirip bu ikonu tıklayarak da atabilirsiniz. Ya da buradaki bir klibi timeline atmak istediğiniz bir klibi çift tıklayarak preview penceresine aktarıp buradan klibin üstünde almak istediğiniz noktayı belirleyerek in ve out noktaları koyarak buradan tutup da timeline'ın üstüne atabilirsiniz. Bu yöntemleri zaman zaman hep birlikte kullanırsınız. Zaman zaman da size hangisi kolay geliyorsa o yöntemi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine bir dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste bir önceki derste olduğu gibi bu dersin devamını işleyeceğiz. Ama tekrar ediyorum. Bugünkü anlattıklarımı tam olarak anlamadan lütfen bir sonraki üniteye geçmiyoruz. Hepinize başarılar diliyorum.